Adrenalin oto enjektörü ölümcül bir reaksiyon olan alerjik şok durumda hayat kurtarıcı olan bir tedavidir. Ve insanların kendi kendine enjekte edebilmesini sağlayan mekanizma içeren bir enjektördür. Peki hangi durumlarda kullanılır? Bir kere ciddi besin alerjilerinde, yani alerjik şoka neden olan besin alerjilerinde, arı sokmasına bağlı gelişen alerjik şok durumlarında, ilaç alımından sonra gelişen ciddi alerjik şok durumlarında bu adrenalin oto enjektörünü kullanmak gerekir. Veya herhangi bir madde alımından sonra ciddi alerjik şok gelişmişse yine bu durumda da adrenalin oto enjektörü kullanmak gerekir. Peki öncelikle adrenalin oto enjektörü kullanmak için eğitim alınması gerekiyor ve ne zaman kullanılması gerektiğini iyi bilmek gerekiyor. Peki adrenalin oto enjektörü ne zaman kullanılmalı? Bir kere adrenalin oto enjektörü için doktorunuzun verdiği bir eylem planının olması gerekiyor. Bu şekilde bir eylem planı olması gerekiyor. Bu eylem planı neden önemli? Ne zaman, nasıl kullanılacağınız konusunda güzel bir bilgi veriyor. Bu eğitimi almanız gerekiyor. Burada bir kere çok güzel bir şekilde yazıyor. Ne demiş? Özellikle şüpheli bir gıda alımı varsa veya bir arı sokması varsa veya şüpheli bir ilaç alımından sonra bir saat içinde eğer aniden gelişen bir nefes sıkışmanız oluşmuşsa, bakın akciğer bulgularından aniden bir nefes sıkışmanız oluşmuşsa, tekrarlayan ciddi bir öksürük, boğulma şeklinde bir öksürük gelişmişse veya tansiyonda düşme, bayılma, dudakta morarma, baş dönmesi gibi bir reaksiyon gelişmişse veya boğazınızda boğulma hissi veya yutmada güçlük gelişmişse veya dil veya dudakta belirgin bir şişme olmuşsa, dil veya dudakta belirgin bir şişme, cildinizde yaygın bir kurdeşen gelişmişse ve bağırsaklarında tekrarlayan kusma, şiddetli bir ishal gelişmişse hiç vakit kaybetmeden adrenalin oto enjektörünü uygulayacağız. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 grup belirti var. Bu 6 gruptan herhangi birisi varsa yapacağız. Yani hepsinin olmasını beklemiyoruz. Sadece bir tanesi bile varsa adrenalin oto enjektörünü uygulayacağız. Bu size verilen formda bunlar yazıyor. Bunun dışında bunu uyguladıktan sonra ne yapmanız lazım? Bir antihistaminik verebilirsiniz. Nefes sıkışması varsa nefes açıcı, salbutamol içeren bir nefes açıcı ilaç kullanabilirsiniz. Ve zaten hemen 112'yi aramanız, acil ambulans çağırmanız lazım. Çünkü bu tedavi ilk tedavidir. Daha sonra bu şok ilerleyebilir. Onun için bunu unutmayalım. Bunu hemen 112'yi çağıracağız. Eğer 112 gelinceye kadar bir 5-10 dakika geçmiş, hala daha belirtilerde ciddi belirtiler düzelme yoksa bir kez daha bu adrenalin oto enjektörü uygulayabilirsiniz. Peki bunun dışında bazen de çok belirtilerde bariz olmayabilir. Mesela sadece o bir şüpheli bir gıda veya şüpheli bir ilaç alımından sonra burnunuzda kaşınma, hapşırma, burun akıntısı oldu. Sadece bu belirti var. O zaman sadece antihistaminik verebilirsiniz. Doktorunuzun daha önceden verdiği bir antihistaminik şuruptan verebilirsiniz veya tablet alabilirsiniz. Ağız veya dudakta hafif bir şişme olmuş olabilir. Ağız ve dudakta hafif bir şişme varsa yine bir antihistaminik alabilirsiniz. Cildinizde birkaç tane kurdeşen kaşıntı var. Yine bir antihistaminik alabilirsiniz. Hafif bir kusma, karnınızda birazcık ağrı var. Yine antihistaminik alabilirsiniz. Ama bakın bu 4 tane belirtiden ikisi birden varsa, yani burnunuzda kaşıma hapşırma var, bir de dilinizde dudağında da şişme var, hemen adrenalin. Veya cildinizde birkaç tane kurdeşen var, dilde dudakta da şişme var, hemen adrenalin. Burnunuzda kaşınma var, hapşırma var, dilde dudakta şişme veya birkaç tane kurdeşen var, yine hemen adrenalin. Yani iki gruptaki belirti varsa yine adrenalin uygulamaktan çekinmeyin. Bir kere şunu unutmayalım. Şüpheli kalmaktansa eğer aradaysanız yapalım mı yapmayalım mı yapın. Hemen 112 çağırın. Çünkü yapmadığınız takdirde şok ilerlerse yine problem olur. Zaten bu belirtiler, hafif belirtiler ilerliyorsa yine adrenalin yapın. Çünkü bu bize vakit kazandırıyor. Hayat kurtarıcı. Geç kaldığımız zaman şok ilerleyince tedavi cevap da zor oluyor. Onun için vakit kaybetmememiz gerekiyor. Oto enjektörler iki tip, bir kırmızı ve bir turuncu var. Turuncu olan 0-15 mg ve çocuklarda özellikle 20 kilonun altında uygulanıyor. Kırmızı ise 0-3 mg içeriyor. 20 kilonun üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılıyor. Peki bunu da
odada muhafaza ederken 25 derecenin altında oda ısısında tutuyoruz. Buzdolabına koymuyoruz ona göre. Buzdolabına koymuyoruz ama 25 derecenin altında tutuyoruz. Güneş ışığından da koruyoruz. Gün ışığından da korumamız gerekiyor. Şimdi bunu uygularken öncelikle kapağını çıkarıyoruz. Bir kere burada öncelikle bu doz ayarını bilmek gerekiyor. Eğer çocuğumuz 10 kilonun altındaysa, 10 kilonun altına uygun bir ote enjektör yok. Bu sebepten dolayı 10 kilonun altındaki çocuklarda özellikle 10 saniye beklerken enjektör yapıldıktan sonra 7 saniye bekleyebiliriz. Tabii ki benim bu pratik önerim. Bunun kesin şeyi olmamakla birlikte 7 saniye bekleyebiliriz. Çünkü 10 kilonun altında uygun bir ote enjektör yok. Burada en önemli nokta çocuğun yatar pozisyonda olması önemli. Nefes sıkışıklığı varsa oturur pozisyonda olabilir. Şimdi öncelikle bu ote enjektörün kutusundan kapağını çıkarıyoruz önce. Çıkardık. Çıkardıktan sonra ucunda kapağı var, görüyorsunuz. Ucundaki kapağı çıkarıyoruz. Aslında çok basit. Görüyorsunuz şurada doz yükleme bölümü var. Dozunu ok yönünde sonuna kadar çeviriyoruz. Çevirdik. Artık uygulamaya hazır. Nasıl uyguluyoruz? Çocuğumuzun ayağının altında yastık var dedik. Eğer nefes sıkışıklığı varsa oturur pozisyonda uygulama yapılabilir. Nereye uyguluyoruz? Bacağın sağ üst kısmın yan kısmına uyguluyoruz. Kıyafeti çıkarmadan da uygulayabilirsiniz. Eğer çok kalın bir kıyafet yoksa kıyafeti çıkarmadan da uygulayabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Öncelikle hızlı bir şekilde bacağın sağ tarafına enjektörü ne yapıyoruz? Vuruyoruz ve daha sonra vurduğumuz zaman üstünden bu doz yükleme bölümüne parmağımızla basıyoruz. 10 saniye basılı tutuyoruz. Önce uyguladık, sonra 10 saniye basılı koyduk. 10'a kadar sayıyoruz. 10'a kadar saydıktan sonra ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz ve yaptığımız yeri 10 saniye kadar ovuyoruz. Uygulama bu kadar. 10 saniye ovaladıktan sonra artık tamamdır. Ve özellikle 10 kilonun altındaki çocuklar için yapılmış bir ote enjektör olmadığı için, bu da ote enjektörler 15 kiloya göre en az çıkarılmış. Bu sebepten dolayı 10 kilonun altındaki çocuklarda ne yapabilirsiniz? 10 saniyeye kadar içinizden saymak yerine 7'ye kadar sayabilirsiniz. Bu benim pratik önerimdir. Bunun prospektüsünde bu uygulama yoktur ama benim pratik olarak önerim bu şekilde olabilir. Bir üzerinden 5 dakika geçti. Hala da çocuk belirtiler var ve ambulans henüz gelmemişse ikinci bir uygulama da yapabilirsiniz. Burada önemli olan şu. Yapmakta tedirginlik yaşamayın. Eğer ortada bile kalsınız hemen uygulayın. Bu enjektörde sonra adrenalin ne gibi yan etkiler olabilir? Kalpte biraz hızlanma olabilir. Bacakta, ellerde biraz soğuma gelişebilir. Hafif bir bulantı, kusma gelişebilir. Bu gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Birazcık nefes sıkışması yapabilir mi? Bu da yapılabilir, şey olabilir, görülebilir. Yani bazı ufak tefek yan etkiler olabilir ama adrenalin uygulamadığınız zaman alerji şok ilerleyerek bir kere hayatta kalma şansı azalabilir. O sebepten dolayı ortada kaldığınız durumlarda bile uygulamaktan çekinmeyin. Onun için adrenalin ote enjektörü uygulamak çok önemli. Her zaman elinizin altında olması lazım. Bir yerlere gittiğiniz zaman da yanınızda taşımanız gerekiyor. Ve buzdolabına koymayın. Tekrar altını çizmek istiyorum. Buzdolabına koymayın. 25 derecenin altında oda ısısında saklamanız ve gün ışığından da korumanız gerekiyor. Bu şekilde yapalım. Ve bu alerjik şok eylem planı elinizde her zaman olsun ve ulaşabileceğiniz bir yerde olsun. Ve burada zaten kare kodunu okuttuğunuz zaman bu enjektörü nasıl kullanacağınızın videosu da çıkacaktır. O videoyu belki unutursanız nasıl uygulayacağınızı buradan bakarak uygulayabilirsiniz. Çünkü erken müdahale hayat kurtarıyor. Onun için önemli. Bu uygulamayı aynı zamanda çocuğunuz okula başladığı zaman okuldaki öğretmene de gösterip bu eylem planını ona da verip onların da bunu okulda bir problem olduğu zaman bunu gerektiğinde uygulaması için eğitim sağlanmış olabilir. Onun için bu eylem planı önemli olacaktır. Ciddi besin alerjiniz varsa, arı alerjiniz varsa, ilaç alerjiniz varsa, hayat kurtarıcı adrenalin ote enjektörü her zaman yanınızda olsun.
Adrenalin o tenjektörü hayat kurtarır. Bunu unutmayalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum.